In the middle, huh? Değerli basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz basın toplantımıza. Önce sportif direktörümüz Yılmancı'ya kısa bir bilgilendirme. This will be one of the best pages ever in the history of this beautiful club and very special club. So I'm very, very proud to announce that I can say almost legendary Bulgarian coach, Mr. Stanimir Stoilov, is our new coach. I wish him also all the best. I'm sure he will get support from players, from management, from press, and that for sure he will deserve big support from our great fans. I don't have to introduce him too much because his past success is extraordinary. So, yeah, most of you know everything about him. I just can wish him that he continue this big successes he had with former clubs, with our Göztepe. I want to say that I am happy that take the challenge from me, from the club, from the everybody. I know the very good the Turkish football. After that, I see many games, many videos from Göztepe, the same from the how club it's organized. I like so much the project that have the people. I know before from the company Sport Republic. I know very good Rasmus the same. I meet Ivan. I'm happy that we think the same from the same way from the football, about the football. The project, I think it's always in my career, I work in the clubs who have project to make something from the long way. But to happen this project from the long way to everybody, be happy, fans to be happy, the first that we must make to go to Super League. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Türk futbolunu gerçekten çok iyi biliyorum. Ayrıca Göztepe ile ilgili birçok video, birçok görüntü ve maç izledim. Burada gerçekten büyük bir proje olduğunu biliyorum. Daha önceden Sports Republic'i çok iyi tanıyorum. Rasmus'u çok iyi tanıyorum. Ivan'ı da tanıdım ve bizim gerçekten düşüncelerimiz aynı. Ben daha önce her zaman projeleri olan, uzun vadeli düşünen kulüplerde çalıştım. Ve tekrar böyle bir projenin içinde yer aldığım için gerçekten çok mutluyum. Fakat bu uzun vadeli projelerin yerine gelmesi için herkesin öncelikle bir mutluluğu yaşaması gerekiyor ve bu mutluluğun yolu da Süper Lig'e çıkmaktan geçiyor. I see all the club how is the organized, how we have the new stadium, we have the very good training camps, we have the I think it's one of the best team in First League. I say this because after that we don't need to try to find the excuse in the other way, just in the field. We must try to fix our problems in the games, how we play, to win all the games. It's not normally to club like Göztepe, how he organize, how he have facility, he fans that support so much the club to be in the first league. Gerçekten tüm kulübün nasıl organize olduğunu gördüm. Burada çok muhteşem bir tesis var, antrenman tesisi var, stadımız var. Gerçekten çok organize bir ortam var. Aynı zamanda şu anda 1. Lig'in en iyi takımlarından birine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Gerçekten hiçbir bahanemiz olmamalı ve bizim şu anda yaşadığımız, sahada yaşadığımız problemleri çözmek için her gün çok sıkı bir şekilde çalışmalıyız ve böyle yapacağız. Ve maçların hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız. Söylediğim gibi bu kulübün Süper Lig'e çıkmaması için şu anda hiçbir neden yok. Her şey aslında çok güzel ve biz de bunu en iyi şekilde sona erdirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. See the football first little bit opposite. We must to make the team
it's not very important who is the players that score the goal. It's because football, especially in attack, start from the goalkeeper, defend defense, but in defense first start from the strikers. It's normally, this is the football. I see that Diouf scored before many goals. This year he don't go very good, especially now it's injured, maybe, I don't know, until the new year. We must to find a way to push him to be a team player better. When team play better, when team make more chances to him, we are sure that he scored the goals. Any striker scored the goals when we make chances. But when the game have one, two chances, how he... Biraz öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Benim oyun felsefem dominant bir futbola dayanıyor. Rakibi kendi sahasına hapseden, ceza sahasından çıkarmayan bir oyun felsefesini her zaman hedefliyorum. Böyle olduğunda da Diouf tarzı oyuncular çok fazla zaten gol atacaklardır. Dediğim gibi benim için her zaman önemli olan bir oyuncu değil, takımın nasıl oynadığı ve buna bu şekilde bakmamız gerekiyor ve bunun üzerine de sürekli çalışmamız gerekiyor. Her şeyi daha iyi nasıl yapabiliriz? Tabii ki ofansif anlamda gelişmemiz lazım. Onun için de büyük çalışmalar yapacağız. Ama dediğim gibi ofansif anlamda gelişmek demek defansın daha iyi olması anlamına geliyor. Orta sahanın daha iyi olması anlamına geliyor. Aynı zamanda defansta da çalışmak için ofansif oyuncularınızın, orta sahalarınızın hepsinin daha iyi olması gerekiyor. Şimdi hocayı yakalayabiliriz. Now coach alone. Tamam.